Evet, canlı yayın başlıyor. Uyarısı geldi ve artık canlı yayındayız. İbrahim Okya'yla birlikte Borsa Otomotiv Motorspor pilotu ve takım direktörü ve benim çok eski dostum İbrahim Okya'y karşımızda. İbrahim'cim hoş geldin. Hoş bulduk Yiğit, merhaba. Şimdi tabii ki bu pandemi sırasında insanlar ve ben de tabii YouTube ve çeşitli sosyal mecralarda, yayınlar yapıyoruz. Tabii acemiliğim benim. Daha ikinci veya üçüncü canlı yayınım bu. O yüzden hani şu anda takip edenler varsa ses dili olarak sesler nasıl geliyor, İbrahim'in sesi nasıl geliyor, benim sesim nasıl geliyor, bunu hakkında bize önce bir geri dönüş yaparsanız interaktif bir yayın olmuş olur. Mesela şimdi Volkan Arısoy bol ağlı bir selam demiş bize. Melih Maviler de aynı şekilde. Eğer şu anda izleyenler için de ki büyük ihtimalle Hande Hanım izliyor, Elif Hanım izliyor. Onlar bize yorum yazarlarsa sesler nasıl geliyor, sesler ne vaziyette. Ona göre biz de artık sohbetimize başlayabiliriz. Çünkü uzun bir gece olacak. Artık sahura kadar yolumuz var. Süper. Evet, Volkan Arasoy ses çok iyi demiş. İbrahim sesini duysunlar. İbrahim ses kontrolünü yapalım bakalım. Evet, evet. Merhaba Volkan. Benim sesim iyi geliyor mu? Her şey yolundadır umarım. Biraz gecikmeli olacak onların duyumuyla birlikte ama bence onlarda da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tabii insanlara böyle bakıyoruz, gelsinler biraz daha beklesinler. Tamam, harika. Özkan Kılıbıcı ses çok güzel dediğine göre artık biz sohbetimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bir girizgah yapmak istiyorum. İbrahim'in sesi biraz derinden geliyor ama İbrahim sesini açtım. Yani şu anda İbrahim sesi açık olması lazım. İbrahim'in sesi nasıl geliyor bilmiyorum ama tamam. Şimdi ben bir girizgah yapmak istiyorum. Sene 1991 belki 92. O zamanlar otomobil sporu camiasının içinde böyle çılgınlar gibi her yarışa gidiyoruz, koşturuyoruz falan. Bir tane Renault 9 yarışıyor. 34 ELR 70 plakalı. Gencecik bir delikanlı ama nasıl böyle utangaç, böyle insanlar çok fazla yaklaşmamaya çalışıyor. Evet, hızlı, iyi zamanları var. Sonra gittim yanına dedim ki, baktım ismini okudum, İbrahim Okay yazıyor orada. Dedim sen ileride çok iyi bir yerlere geleceksin. Sonra zannediyormuş ki ben hani bu camianın içinde yıllardan beri varım böyle falan. Halbuki ben de 2 senelik falanım. Ama şunu söyleyeyim, bu benim için önemli. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu yayın içinde bunu bol bol konuşacağız. O İbrahim Okay daha sonra turkuaz BMW'siyle yurt dışında Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda WTCC'de ülkemizi temsil etti. Ve ben de onun yarışlarını anlattım. Onun yarışlarını anlatma şansı, o şerefi, o onuru yakaladım. İşte o 90'ların başında Bostanlı'nın startla konuşan o iki tane tıfıl daha sonra çok ayrı yerlere geldiler. Bu da tıfıl dedim, kız oldu değil mi İbrahim? Estağfurullah, ne demek. Şimdi otomobil sporuna nasıl başladın? Otomobil aşkı sende nasıl doğdu? Caddeci miydin? Apaçlık yapıyor muydun? Bunlarla başladı. Zaten şimdi üzerinden geçmiş 40 sene. Yani artık bunu söylesen de bir şey fark etmez. İyi, teşekkür ederim. Önce bizi şu anda izleyen ya da daha sonra kayıttan izleyecek olan arkadaşlarımıza, izleyicilerimize teşekkürler. Buradan selamlar, sevgiler. Gerçekten ben de seninle olan dostluğumuzla ilgili bir iki kelime söylemek isterim. 30 yıl oldu neredeyse. Benim bu sporda yarışmaya başlamadan önce hiçbir geçmişim, tanıdığım hiçbir kimse ya da ailemde, çevremde, camianın içinde olan hiç kimse yoktu o zaman. Diyebilirim ki ilk tanıştığım insanlardan birisi sendin. Hatta bir yarış sonundaydı. Çok net hatırlıyorum o cümleyi. Yarışta da beni izlemişsin, hani bir şekilde hoşuna gitmiş. Sen benden daha da deneyimliydin o zaman, takip ediyordun yakın olarak. Zannediyorum sen de o günlerde ya da o sezon rally dünyasında yazmaya başlamıştın. Geldin dedin ki işte kendimi tanıştırdım falan filan. Ondan sonra dedin ki ben seni seyrettim dedin. İşte ben de yeni girdim bu spora dedin. Biz ikimiz çok şey başaracağız bu sporda dedin. Hani bunu çok net böyle tırnak içinde hatırlıyorum. Ondan sonra işte 30 yılı aşkın zamanda bu
meslek olarak da kariyer olarak da ikimiz de motor sporlarını seçtik. Kendi dalımızda bir yerlere geldik. Sen işte Türkiye'de Eurosport kuruldu, onun ilk günden beri hani birçok gazetecilik yaptım yayıncılık, ama hani Eurosport gibi bir spora çok önemli, destek veren bir kurumda o zaman çok büyük böyle uluslararası örnekleri yoktu. Orada da yorumcu olarak hani bu sporun sesi oldu bir anlamda. Birlikte birçok projede buluştuk ama bunun dışında da dost olduk, arkadaş olduk. Ben hani seni hakikaten bu camiadaki belki dost diyebileceğim 5-10 kişi vardır. Bu 30 yıl süre içinde hepsi arkadaşım, hepsini çok seviyorum, sayıyorum ama hani dost dediğim birkaç insandan birisin. O yüzden hani bunu da paylaşmak isterim dinleyicilerle, izleyicilerle. O yüzden her şeyi sevdiyemeyeceğiz aramızda geçmiş olanlarımız. Ama elimizden geldiğince bahsedeceğiz. Birlikte yarışlara az gitmedik. O Bolu Dağı'nı çıkarken uğradığımız yumurtacı vardı. Orada ara hesap alırlardı bizden nasıl bir yemekse. Veya görüntümüz nasıl bir çulsuzsa. Öyle yarış otomobili, yarıştığımız otomobili yarışa girerdik biz o zamanlar. Biz kendimizi içinde çok havalı hissederdik ama dışarıdan bakanlar böyle dökülen, garip ne olduğu belli olmayan patırtı kütürtü içinden böyle demirler, memirler geçken. O zaman insanlar yarış otomobilin ne olduğunu da bilmiyor. Böyle garip garip bakarlardı. Hakikaten dediğim gibi 30 yıllık bir dostluk. Neyse uzatmayayım ama sorunun cevabına gelince aslında ben kendimi bildim bileli hep sporla iç içeydim. Biraz da adrenaline karşı bir bağımlılığım olduğunu da düşünüyorum. O yüzden hep riskli sporlar ilgimi çekmiştir. Ben bu sporla tanıştığımda aslında otomobil tutkusuyla alakalı falan tanışmadım. Hani otomobil hayatımın hiçbir kısmında şu an dahil benim için hani bir amaç olmamıştır. Hani çok böyle havalı otomobiller kullanayım, hızlı otomobiller kullanayım, spor otomobiller kullanayım gibi bir tutkum olmamıştır. Amaç değil araç olmuştur. Hani yarış otomobilisi yarış otomobil olsun, aile otomobilisi aile otomobil olsun. Ama otomobil sporundaki o riski, o adrenalin şiddeti ve oranlarsak da o adrenalini içerdiği risk belki birçok spora göre bilindiğinin aksine daha azdır otomobil sporunda. Evet riskli bir spordur. Yüksek adrenalin ve risk içerir ama bu tarafından da çok ciddi bir disiplin, kural ve güvenlik tedbirleri vardır içinde. O yüzden bir anlamda bağımlısı oldum bu sporun. Hani başlamam da o. Kesinlikle otomobille alakalı değil. Daha çok bu heyecan, risk, adrenalin, hız tutkusuyla alakalı bir başlangıçtı. Şimdi İbrahim Okuyu yakından tanıyanlar, sohbet etmiş olanlar, belki beraber çalışanlar şunu biliyorlar. İbrahim Okuyu çok sakin bir insandır. Gerçekten İbrahim şu dünya üzerinde görüp görebileceğin en sakin insandan bir tanesidir. Yani belli imajlar vardır. Mesela nedir? Bir boksör boks yapması için işte iri yarı ve işte kol kaslarının güçlü olması lazımdır. İşte bir güreşçinin işte belli bir vücut yapısının olması lazımdır. Belli bir imaj vardır o sporla ilgili. Ama otomobil sporunda hep böyle bir Hollywood efekt dediğimiz bu Hollywood etkisinden dolayı işte eski filmlerden falan işte otomobil yarışları hep serseri olur işte serseri ne olur üzerine çizerek söylüyorum. Böyle işte çok fırlama olur işte. Hayatı umursamaz işte hep böyle bir imaj vermişlerdi işte ölümle biz burun buruna geliyoruz sürekli işte ölüme meydan okuyoruz o yüzden biz hayatı böyle yaşarız falan ama İbrahim Okuyay benim gözümde her zaman bu spora görüntü olarak çok farklı bir imaj koymuştur. Yani konuşması, hali, tavrı işte espri az yapar ama yaptığı yerde de çok oturtur yerine yani bu kadar sakin bir insanın otomobilin direksiyonuna geçtiği zaman temposunu ayarlaması, hayatını bir switchle yön değiştirmesi çok önemli bir şey. O İbrahim, direksiyondaki İbrahim'i, o kaskı takmış, tulumunu giymiş, eldivenini takmış İbrahim'i sen dışarıdan nasıl görüyorsun? Yani bize o İbrahim'i nasıl anlatabilirsin? Öncelikle tanımlamamda herhalde bir altada benzemiyor bu adam anlamında söylememişsin. Asla, asla. Teşekkür ederim. Bunları pozitif bir yorum olarak alıyorum ama ben aslında otomobil sporunun bu bahsettiğin hayatımdaki karakterimi dengelediğine inanıyorum. Evet, özel hayatımda
aile hayatında, iş hayatında, insan ilişkilerinde gerçekten sakin olmak, kimseyi kırmamak, çok fazla insanla çok yakın diyalog olması yerine daha seçici olarak ama dost olduklarında gerçekten çok ömür boyu dost olmak isteyen, o yüzden biraz böyle hani etli eskiye çok karışmayan, sakin bir insan olmayı tercih ediyorum. Ama öbür taraftan da sonuçta her insanın içinde bir çocuk, bir serseri, bir yaramaz vardır, olmalıdır da. Bunu nasıl yönlendirdiğin ve yönettiğin önemlidir. Ben de bunu otomobil sporlarına dengeliyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü normalde kendi içimde çok sakin bir insan değilim. Aslında biraz kavgacı olduğum bile söylenebilir. Belli kurallarıma ya da belli alanlarıma girildiğinde. Otomobil sporunda da bunu doya doya yaşıyorum. Çünkü piste çıktığınız zaman orası benim için bir anlamda bir arena. Ve oradaki herkes gladyatör. Oradaki herkes kazanmak için ne yapması gerekiyorsa onu yapar, yapmalıdır ve biraz da yapmak zorundadır. Çünkü başarının anahtarı biraz da buradan geliyor. Dediğim gibi ben hayatımı bu şekilde dengeliyorum. Piste çıktığımda nasıl bir İbrahim var diyorsan, belki artık yaşla itibarlı olarak, orantılı olarak bir 25 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin delikanlı, yani kelimenin tam anlamıyla o pervasız, o delikanlı taşımıyorum, daha mantıklı davranıyorum ama genel olarak yine de sınırları bayağı zorlayabilen, hani çarpışmadan, itişmeden, kakışmadan çekinmeyen, asla hani ne olacak kaygısıyla start almayan bir sporcu olduğunu düşünüyorum. İbrahim, sen başladığınız yıllarda Türkiye'de rally daha popülerdi. Yani hem Türkiye'de şampiyonası olsun hem de mahalli şampiyonası olsun. Mesela hatırlıyorum ben bir Ankara'nın mahalli yarışında 30-40 otomobil start alırdı. İstanbul şampiyonlarını hatırla, inanılmaz katılımlar olurdu. Yani rally biraz daha öndeydi. Evet, 93'te Körfez pisti tütün çiftlik park, yani tütün çiftlikten asfaltlanarak Körfez pisti haline geldi. Ve daha önce cadde pist yarışları yapılırdı. Yani İstanbul'u bilmeyenler için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hep caddeler trafik kapatılıp pist yarışları yapıldı o zaman TTOK tarafından, Twinning tarafından. Bu arada hemen bir şey girmek istiyorum araya izleyicilerimiz için. Lütfen sorularınızı hemen sorun. Lütfen sorularınızı anında bize paylaşın. İbrahim Okuyar, biz de o sorularınızı yanıtlayacağız. Sen rally ile başladın. Çünkü o zaman rally yapmak daha kolaydı. Elindeki imkanlarla, Renault 9'la rally'de kendi sınıfına yarışabiliyordun. Peki niye rally'le kalmadın? Niye daha sonra pist branşını seçtin? Bir kere Türkiye'de evet rally daha popülerdi. Çünkü pist yarışları her şeyden önce bir tesisleşme ihtiyacı duyuyor. Yani bir pist yatırımı olması gerekiyordu. O zamanlar Türkiye'de bir pist yoktu açıkçası. Ben bu spora başladım. İşte Ankara'da hipodromda ilk yapılırdı. Onun dışında da işte en son hatırladığım, yani Körfez yarış pisti yapılmadan önce hatırladığım sanayi bölgelerindeki, Bursa'daki ya da işte şu anda Kocaeli'ne giderken o solda Gebze bölgesindeki sanayilerin içinde yollar hafta sonu kapatılır, oralarda yapılırdı. O yüzden pistle tanışmamıştım yeterince. Rally'e de o yüzden ilk gördüğüm ve en yakınım olan, ulaşabilir olduğu için başlamıştım. Evet, rally'i açıkçası çok sevmiştim. Hala da çok severim. Başarılı olabileceğime inandığım bir disiplindi aynı zamanda da ama tabii ki rally'de kendini göstermek biraz daha zor aslında. Çünkü işte 50 otomobil o zaman 50'lerdi ya da 30 otomobil start aldığınızda hani baştaki ilk 5 otomobil, 10 otomobil seyredilirdi. Ondan sonraki otomobiller seyredilmezdi. Aslında bu şu anda da böyle. Hani genelde bir etaba gittiğinde ilk 5 otomobile bakarlar. Seyirciler genelde sonra diğer etaba ya da yürüyüp ilgileri dağılır. Ama pistte öyle değil. Hep beraber start aldığın için orada kendini daha iyi gösterebilme imkanı, sponsorlarını çok daha iyi temsil edebilme imkanı, sponsorlarla seyirciyi buluşturabilme imkanın olduğunu görünce ben aslında burayı biraz şeyden yöneldim. Hani sponsor stratejisinden dolayı yöneldim. İyi ki de bu kararı aldım diyorum. Çünkü hem sonra çok keyif aldım bu disiplinden
hem de sponsorları daha fazla memnun edebildiğim için ilişkilerim hep iyiye doğru gidip projelerimi büyütebildim. Bir arkadaşımız, herhalde otomobil sporuna çok meraklı bir izleyicimiz, kolay gelsin demiş. İleride onu da yetiştirmeyi planlarsan, eğer şey yaparsan, Aytaç Biter. Çok meraklı bir arkadaşımız herhalde kendisi. Aytaç abiye çok selamlar, sevgiler yolluyorum buradan. Selamlar. Borsa Otomotiv Motorspor'un yıllardan beri pilotluğunu yapıyor. Toshiba'nın sponsorluğuyla yarışıyordu. Aytaç abiye de buradan selamlar, sevgiler. Artık kızını yetiştiriyor. Ayda geliyor galiba yavaş yavaş. O da kartinge başladı. Evet. Şimdi Özkan Kırbacı çok sakindir ama yarışta da bir o kadar agresif ve hırslıdır. Yıllardır zevkle izliyoruz demiş. Ve çok kritik bir soru gelmiş. Ben bu sorunun cevabını biliyorum aslında ama çok da... Bu arada Özkan da tam kendi tabir ettiği tabire kendi de uyuyor. Dışarıdan baktığında çok sakin ama aslında bütün pilotlarda bu biraz var galiba. Hepimiz direksiyona geçince böyle bir direksiyon canavarı olma moduna giriyoruz. Özkan da bu aralar galiba davula başladı yeniden. Onu ben Şebnem Ferah davulcusu Aykan İlkan'la bir araya getirdim ve onlar ders alıyor. O artık sinirlerini davula vurarak alacak. Niye otomobillerin rengi turkuaz? Bu aslında tamamen Borsan Otomotiv Motorsport kurulduğunda 1992 yılında takım olarak, yani Borsan Otomotiv'in tabii ki misyonuyla ülkemizde, yurt dışında ülkemizi temsil etmek ve genç yetenekleri desteklemek gibi mottosu vardı. Ve ilk zaten büyük projemiz de Dünya Şampiyonası'ydı. Orada ülkemizi temsil etmek için renk konusunda da tartışıyorduk. İşte klasik kırmızı beyaz mı olsun ne? Yoksa o dönem yeni yeni daha hani futbol takımları bile formalarını turkuazla çevirmemişken bir turkuaz konsepti oluştu bizde. Dedik ki Türk mavisi olarak turkuazı seçelim. Zaten otomobilimizin her yerinde Türk bayrağını hani resmi olarak da taşıyoruz ve taşımak zorundayız. Ama bir de bu turkuaz, Türk mavisi konseptini getirelim. Sonra inanılmaz, yani bir anda hani futbol takımları, milli takımlar, hani Türkiye'de bir turkuaz patlaması oldu. Emin ol bilmiyorum, biz de onlardan etkilendik, onlar da bizden etkilendi. Hoş artık belediye otobüslerinde turkuaz. konseptin başlangıcı tamamen ülkemizi yurt dışında temsil ederken ülkemize ait bir renk olması. Ya bu çok hoş bir hikayedir aslında. Çünkü rengimiz şu anda yurt dışında emin ol takım ismimizden daha çok tanınıyor. Aa, turkuaz ekip geldi deniyor. Sonuçta 13 yıldır ara vermeden yurt dışında Borsan Otomotiv Motorsport yarışıyor ve sponsorumuz da Glasurit. Öyle bir noktaya geldi ki bu bilinirlik. Şu anda Glasurit'in İnternet sitesinden girin boya koduna. Onu söyleyeceğim. BOM diye bir boya kodu var. Borsan Otomotiv Motorsport mavisi diye uluslararası çarpıda bir boya kodu var. Oraya girdiğinde formülünü yaptırıp otomobilinizi boyayabiliyorsunuz. Böyle de bir hoş anısı var bizim için rengimizle ilgili. İşte ben de bugün yetiştirmek için arkadaki koltuğa oradan bulup kodu yapıp boyatmaya çalıştım ama bu kadar oldu. Bu arada Hande Hanım, size lütfen kodu lütfen not alın. O da ileride lazım olacak bize. Yine Özkan Kırbacı'dan bir soru gelmiş. Daha çeşitli sorular bekliyoruz arkadaşlar. Aldığınız en anlamlı kupa hangisi? Çok iyi biliyorum. Anısı var mı? O anıyı belki de ikimiz anlatacağız. Ya buna aslında cevap vermem gerçekten çok zor. İşte ilk kupa, ilkler unutulmaz. Hani en basit kupa, en anlamsız kupa bile olsa hani ilk aldığım kupanın bir heyecanı vardır. Dünya Şampiyonası'nda aldığım, ki seninle güzel bir anımız vardır. İki kupa var. O hakikaten benim için önemlidir. Özellikle o kupayı almak için podyuma çıktığımda o podyumu paylaştığım, hani benim için kendimi bu sporda bildim bileli inanılmaz hayranlık duyduğum, hani bırak bir podyumda bir araya gelmeyi, bir pistte bile bir araya gelip karşılaşma imkanımın olacağını, hani bundan 28 yıl önce hani milyonda bir ihtimal vermediğim insanlarla o podyumda olmak müthiş bir şeydi. Bunun dışında dayanıklılık yarışlarından aldığım kupalar bana her zaman inanılmaz keyif veriyor. Çünkü tam bir takım oyunu. Kupa almayı da takım arkadaşlarınızla birlikte çıkıyorsunuz. O sevinci birlikte paylaşıyorsunuz. Hı hı. Onun da verdiği has hakikaten bambaşkadır.
dediğim gibi şanslı bir sporcuyum. 300'ün üzerinde kupam olmuş. Yaklaşık 29. yılımdayım biliyorsun. Hani şu veya bu demeyeyim ama genel olarak cevabım bu konsept olsun. Şimdi şunu hemen söylemek istiyorum bununla ilgili olarak. Galiba Öşersle bendi. 2008 senesinde. 2008 olması lazım. Öşersle bendi. 2008 değil, 2010. 2010 doğru. Çünkü o zaman neydi? J10 Trophy. Şimdi yeni otomobiller gelmişti seriye. 1.6 turbo bir de eski 2000 motorlu otomobiller vardı. Onların da yarışmasını motive etmek, onların da bir şekilde piste kalmasını sağlamak için böyle bir kupa yapmışlardı. İbrahim ve ekibi de o zamanlar 2 litre motorlu otomobille yarışıyorlardı. Yani 7.6 turbo makine geçmemişlerdi. Tabii WTCC Eurosport'u anlatıyorum. İşte İbrahim'le biz sürekli konuşuyoruz. İbrahim bana bilgiler veriyor. İşte neler olup bitiyor, neler oluyor. İşte takımın durumu hakkında bilgiler veriyor. Biz her yarış öncesi mutlaka yarışın başlamasına 10-15 dakika kala veya 20 dakika kala İbrahim daha otomobili binmeden konuşuyorduk. O gün şöyle bir şey söylemek geldi işte İbrahim'e. Dedim ki hadi dedim bak bu sınıfta Fabio Fabiani de var. Sen de varsın birkaç kişi daha var. Onların önünde kalırsan podyuma çıkıyorsun. İbrahim de şöyle dedi. Hayır dedi. J10 Trophy podyuma çıkarmıyorlar. Ben dedim ki ya ben anlatıyorum bunu. Ben kaç kere anlattım biliyorum. Ve İbrahim'in kafasına bunu soktu. Yeniden yarışa başladı. Sonra yarış bitti. İşte anlattım ben yarışı. Galiba işte Tarquini, Müller, Menü podyuma çıkacak. Baktım İbrahim de geliyor oradan. Yani evet İbrahim şaşkın bir ifadeyle oradan geliyor. Hatta Eurosport'ta yaşayan hatta Mark Raven'da aslında izlediğim zaman İbrahim'in adını çok böyle söyleyemedi falan. İbrahim orada o şaşkınlıkla gerçekten o mutlulukla karışık. O şaşkınlık o kupayı aldı. Daha sonra konuştuğumuz zaman da aklıma geldi yarısında senin bana söylediğin ona göre taktiğimi ayarladım ve çok zorlamadım. O pozisyonda kalıp yarışı kazandım kupayı aldım. Hakikaten de o kupalar çok büyük kupalardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Devasa kupalardı. Ve böyle bir anımız da oldu. Osman Işık demiş ki benim aldığım en anlamlı kupa İbrahim abiyle aynı podyumu aldığım kupada demiş Osman Işık. Süper. Teşekkür ederim. Osman tabii ki çok yine camiadan yani yarışmadan önce bile birlikte birçok zaman geçirdiğimiz o da çok yakın arkadaşım. Sağ olsun. Osman'ın bir lakabı var mı? Tevazı gösteriyor. Soyadı Işık. Lakabı var mı Osman'ın? Bilmiyorum. Bizim dakika, benim bildiğim Çatapat Osman değil mi? Hayır. Abi yanında o zannettim. Bu arada Borsa Otomotiv Motorsport hemen bilgilendirme yapmış. Rengimiz Pantone 3125C koduyla bulabilirsiniz diye. Peki Bilal Bey'in bir sorusu var. Bu çok önemli bir soru. Aslında ben bu konuya daha sonra değinecektim. Bu sanal yarışlar, işte BOM, E-Team falan. Ama bu soru gelince hemen araya girmek istedim. Karantina ile birlikte iyice popüler hale gelen simülatörlere, sim yarışlarına nasıl bakıyor? Kendisi bilgisayarda yarışıyor mu? Açıkçası yeni tabii ki ben de çok sık olmamakla birlikte oyun tadında otomobil oyunlarını eskiden beri oynuyordum. Hani çok uzak değildim ama hani bunu bir simülatör olarak kabul edip bunun sporcuyu geliştireceğine bu kadar inanmıyordum. Ama e-sporuna inancımız tabii ki vardı. Bunun en güzel örneği de takım olarak bunu 3 yıl önce hayata geçirip Türkiye'de belki de otomobil spor takımlarının içinde bir e-spor takımı kurarak bir anlamda öncülük yaptık ki ileride buna daha detaylı anlatırım. Fakat hani e-sporun bu spora ne kadar etkili olduğunu, simülasyon yarış oyunlarının gerçekten antrenman olarak kullanılabileceğini Cem Bölükbaşı'ndan öğrendim. Geçen sene onunla yarıştığımızda birlikte onun deneyimleri, anlattıkları çok mantıklı geldi ve şu anda evde bir sistem kurdum. Vakit buldukça antrenman yapmak amacıyla kullanmaya çalışıyorum. Şimdi faydası olduğunu da hani bundan bir süre önce söyleseydiniz hadi canım abartmayın o kadar da değil derdim ama şu anda özellikle yeni oyunların standardıyla şey yapıyorum yani
kabul etmemek mümkün değil. Şimdi boğum eğitim konusunda daha sonra uzun uzun konuşacağız. O da önemli bir konu. Çünkü bildiğiniz gibi daha doğrusu şu anda gerçekten 3. senesine girdi. Çok önemli bir öngörü bu. Bu işe bu kadar önem vermek ve şu anda herkes evinde, işte ofisinde, evinde değil daha doğrusu, işte direksiyonlarını kurmuş, gerçek yarış yaparken biz bunu 2 sene önce, 3. senesinde yapıyoruz. Onu daha sonra da değineceğiz. Hatta bu konuda da özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Elif Tancan'ın göstermiş olduğu çaba, bu işe verdiği önem çok değerli ve gerçekten onun çabasıyla yürüyen bir proje bu. Ben yanımlara bakıyorum. Özkan demiş ki yine çok seviyorum renklerinizi. İbrahim abi hayranlığından dolayı tulumumda turkuaz çelit yaptırdım. Tamamen Okyay uğru getirmesi için. Suat Mırzak Bey sormuş. Hocamla Kars'ta Çıldız Gölü etkinliğinde tanışmıştık. Selamlarını iletiyor size İbrahim Okyay. Türkiye'den bir Formula 1 pilotu çıkacağını düşünüyor mu? Buna yakın olduğu düşündüğü bir aday var mı? Ben Türkiye'den Formula 1 pilotu çıkabileceğine yürekten inanıyorum. Özellikle yeni genç sporcuların kartingden başladıklarını ve şu anda Türkiye'de bizim jenerasyonumuz değil ama bizden sonraki jenerasyon ki işte Cem Bölükbaşı gibi, Ayhan Can gibi, Berkay gibi sporcuların kartingden geldiğini düşünürseniz Formula 1'de ya da dünyadaki herhangi bir disiplinde yarışmalarında hiçbir problem yok. Ama ana problem Formula 1'de ne yazık ki en yüksek bütçelerin kullanıldığı bir disiplin ve bugün Formula 1'de kaç pilot yarışıyor? 25 pilot mu? Biliyorum ki bu 25 pilotun 5 ya da 10 pilotu sponsorsuz olarak orada. Diğerlerinin hepsinin sponsoru var. Ve bu sponsorların %90'ı da lokal sponsorlar. Bugün Massa'nın bile ya da Ayrton Senna'nın bile yarıştığı zamanlar ulusal sponsorları vardı. Bu hem takıma destek verirdi, hem sporcular oradan profesyonel kazançlarını sağlarlardı. Yani soruya cevabım, Türkiye'den Formula 1 ya da herhangi bir disiplinde şampiyon çıkmasında hiçbir problem yok. Ama onu destekleyecek uluslararası standartta bir sponsor çıkarmayı başarmamız lazım ki hani birçok da dünya pazarına üretim yapan büyük markamız da var. Ama nedense bir şekilde o markalarla bu sporcuları bir türlü bulaştırmayı başaramadık. Şimdi Türkiye'de sporun en büyük problemlerinden bir tanesi istikrar. Yani futbola bakıyoruz, çok güzel bir örnek. Bir takım başına gelen teknik direktör belki 5. maçta, 6. maçta beğenilmiyor ve istifaya zorlanıyor. Yani istifa edip kendisi gidiyor. Avrupa'ya baktığımız zaman çok örnekleri var. Bir takımın başında 20-25 sene kalan bir teknik direktör var. İşte Alex Ferguson örneği gibi. Veyahut da insanlar başarıyı çok hızlı bekliyorlar, çok çabuk bekliyorlar. Gelmediği zaman da demoralize oluyorlar ve o takıma belki o sporcu olan destek azalıyor. Çok uzun zamandan beri Borussia Dortmund Motorspor pistlerde yarışıyor. Hem Türkiye pistlerinde hem Avrupa'da hem dünyada yarışıyor. Macau'ya kadar gittiniz. Bu devamlılığı sağlamak çok kolay değil. Kriz döneminde bile belki bütçeler kısıldı, belki imkanlar azaltıldı, belki takım gittiği yerde bir normal restoran yemek yemek yerine fast food yedi. Bunu bilemiyoruz. Bu tarz kısıtlamalara gittiniz belki ama o kuyruk hiç düşmedi. Hep kuyruğunuzu dik tuttunuz. Hep bu işin içinde olmaya özen gösterdim. İbrahim sen 28 yıldan beri aralıksız yarışıyorsun. Bildiğim kadarıyla şu anda aktif olarak yarışanlar dışında, aktif olarak yarışanlar da en uzun zamandan bir yarışan ve bu işte olan sensin. Bu başarıyı, bu istikrarı sağlamak için neler yapmak gerekti? Ne fedakarlıklar yaptın, neler geçti elinden? Bir kere hani dediğim gibi insan olarak, kişisel olarak bu spor hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu. Ve yarışmak için hiçbir zaman kendime bir standart, bir çıta belirlemedim. Hani şu imkanım, şu param ya da şu otomobilim olmazsa yarışmam, kazanamayacaksam yarışmam gibi bir düşüncem hiç olmadı. Bu 28 yılımın içinde Borussia Otomotiv Motorsport'taki son 13 yılımı saymazsam öncesinde
bütçe olarak da, teknik olarak da inanılmaz işler çıkışlar oldu. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Bir sene önce fabrika takımında otomobil kullanırken ki Türkiye'deki hemen hemen bütün kurulmuş fabrika takımlarının hani büyük çoğunluğunda yarışmış bir sporcuyum. Ama o proje bittiğinde bir sonraki sene attan inip eşeğe binmem demedim. Hani tabiri caizse. Öncelik spor ve yarışmak oldu. Sponsorlarla ilişkime gelince de sponsoru ben hiçbir zaman para alınması gereken, ondan para koparılması gereken ve alınan paranın bir kısmı hemen ticari düşünerek cebe konması gereken bir ilişki olarak görmedim. Sponsor bana her zaman hem çok büyük sorumluluk getirdi. Çünkü bir insandan, bir kurumdan kimse kolay para kazanmıyor. Para almak çok büyük bir sorumluluk. Aldığınız paranın fazlasını geri vermek için çok büyük bir çaba içerisinde olmanız lazım. Ayrıca o sponsora karşı olan sorumluluğunuz öyle bir noktaya geliyor ki onun parasını ya da bütçesini bunu maddi olarak da manevi olarak da göze alabilirsiniz. Çünkü büyük kurumlar sadece paralarını vermiyorlar size. Aslında daha da önemli markalarını emanet ediyorlar. O yüzden aldığınız şeyin karşılığını verme konusunda çok samimi olmanız, onları kendinizin bir parçası, takımın bir parçası olarak görmeniz gerekiyor. Yani ben diyemezsiniz sponsorunuz varsa, biz demek zorundasınız. Bunu ben hani çok hem yürekten hissederek hem vicdanen hissederek yarıştığım için bu ilişkilerimde hep iyi geçtiğini düşünüyorum. Bir de tabii şu da var. Hakikaten buna çok samimiyim. Borusan Otomotiv, Borusan Holding bugün hani baktığınız zaman hani biliyorsunuz sanata verdiği destek, spora desteği verdiği destek. Hani bugün bilmez kimse Borusan Holding'in içinde yaklaşık 15 tane amatör spor takımı vardır. Hemen hemen her dalda, triatlondan, voleyboldan, kartinge kadar sadece çalışanlarının katılabildiği bir spor kulübü vardır. Ama bunu ne reklamını duyarsınız ne bunu bir PR malzemesi olarak görürsünüz. Borusan Otomotiv bu noktada benim en büyük şansımdı. Bir sponsor değil, adeta hani bizim için bir yuva oldu. Her zaman arkamızda durdular. Tekrar söylüyorum, bunu sadece maddi olarak düşünmeyin. Manevi olarak da her zaman arkamızda durdular. O yüzden ilişki çok sağlıklı ve güçlü bir şekilde adım adım ileriye gitti. Şimdi Volkan Arısoy'un sorusunu görüyorum. Volkan Arısoy sorunu birazdan soracağım ama soruyu sorduktan sonra cevabı alıp gidersin diye sormuyorum. En sona bırakacağım senin sorunu. Çünkü cevabını ben de merak ediyorum. Beni de aslında heyecanlandıran bir soru bu. O yüzden tutuyorum onu kenarda. Peki, hep bahsettik ya işte 30 yıldan beri bu sporun içindesin. 30 yıldan beri yarışıyorsun ve bir fiil bu işin içinde. Her şartta işte flash ile yarıştın, kadetle yarıştın, işte bir ara Evo ile yarıştın ama hep böyle bir şekilde bu işin içinde olduk. Peki, 30 yıl önceki pilot İbrahim ile bugünkü pilot ve takım yöneticisi İbrahim'i karşılaştırabilir misin? Arada fark var mı? Saçlardaki beyazlar ve biraz kilo dışında. Evet, evet. Kilomda çok bir değişiklik yok. Yaka sorun değişmiş olabilir. Evet, belki en büyük değişiklik dediğim gibi saçların beyazlaması. Tabii ki çok büyük bir fark var. Öncelikle biraz önce söylediğim, bu spora başladığımız o delikanlı ruhla biraz daha bencil ve biraz daha benci oluyorsunuz. Verdiğiniz kararlar, sürüş tarzınız bile daha kendinize odaklı oluyor. Ama yıllar geçtikçe ben demek değil, biz demek sizin önceliğiniz oluyor. Takım sizin önceliğiniz oluyor. Yani 28 yıl önce yarışırken bunların bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Bu kadar güzel duygular olduğunu bilmiyordum. Ve bunun beni bu kadar olgunlaştırıp geliştireceğimi de bilmiyordum. En büyük fark bu. Eskiden bir birey olarak yarışıyordum. Şimdi takımdaki onlarca ekip üyesinin bir parçası olarak yarışıyorum.
Peki ben şimdi Volkan'ın sorusunu sorayım. Volkan da biliyorsun Volkan Adasoy da Drift'te çok meşhur otomobil Slider'la birlikte. Demiş ki Volkan Adasoy, Drift'le ilgili güncel düşünceleri merak ediyorum. Son dönemde trend bir spor olması vesilesiyle BOM acaba Drift'te yeşil ışık yakar mı? 700 beygirlik bir BMW Drift aracımız var. Renginde turkuaz yaparız zevkle diyor ve BOM Drift Team olarak da eklemiş. Nasıl bakıyorsun sen Drift'e? Bir kere sevgili Volkan'ı gayet iyi tanıyorum, takip ediyorum, büyük de keyif alıyorum. Otomobilin BMW olması zaten hani benim için ayrı bir önem ve keyif teşkil ediyor. Drift sporu aslında bu sporun bir anlamda şov dalı gibi oldu. Seyirciyle o kadar bir araya gelebiliyor ki izlemesi de çok keyifli olabiliyor. İç içe olunması da çok kolay olabiliyor. Bir de tesis yapılabilen alanlar da genel bir pist yarışına ya da bir rally'ye göre çok daha kolay, çok daha seyircinin içinde, şehir içinde yapılabildiğinden bu tür avantajları da var. Drift ülkemizde nereye gelir, nereye gider? Hani samimi konuşmak gerekirse bilmiyorum. Dünyada biliyorsun drift inanılmaz bir patladı. Ondan sonra şimdi tekrar normale döndü. Onun arkasından işte rallycross yarışları son driftten sonra geldi. Bir anda tekrar bir patladı. 15-20 yıl önceki şiddetine ulaştı. Şimdi tekrar aşağı doğru iniyor. Fakat Türkiye'de drift, Volkan'ın da söylediği gibi son yıllarda belki zirve noktasına geldi. Borusan Otomotiv Motorsport olarak elimizden geldiğince sporun birçok dalıyla, birçok yönüyle uğraşmak istiyoruz. Fakat sadece yarış odaklı olmak da istemiyoruz. Hani yarışın her dalında, pistte olalım, rallide olalım, tırmanmada, rallycross'ta, drift'te olalım demek istemiyoruz. Bütçemizi biraz daha işte BOM Akademi gibi sosyal sorumluluk projesine, BOM Genç Yetenek, BOM Karting, BOM E-Team gibi biraz daha bu sporun daha genel, daha çok insana, daha farklı konuda ulaşabilecek açılarına odaklanmak istiyoruz. Ama sorusuna cevabım, umarım bir gün yolumuz kesişir. Drift benim de çok keyifle izlediğim bir spor dalı. Hı hı. Kendisine başarılar diliyorum. Şimdi röportajımızın, söyleşimizin, sohbetimizin sonuna doğru bir soru soracağım. Bu sohbetin içindeki konularla ilgili bir soru soracağım. Doğru cevap veren ilk kişi bir tane Borsa Otomotiv Motorsport şapkası kazanacak. Çünkü İbrahim korktu bak. İbrahim şey diye bekliyor. Doğru cevap veren bir kişiyi bir yarışa sokacağız Z4'le. Hayır öyle bir şey yok. Z4'le tabii. M4'ü vereceğiz. Şaka. Bir tane şapka hediye edeceğiz. Sorumuzu bekleyin. İlk doğru cevabı yazan, bu canlı sohbet ilk doğru cevabı yazan izleyicimize bir adet şapka hediye edeceğiz. Bir adet BOM şapkası hediye edeceğiz. İsmail Yalçınkaya demiş ki iyi yayınlar, biraz gecikti mi abi, sıkıntı yok, önemli baştan almamız istersen baştan alırız, başlarız her şeye. BOM Akademi sürüş eğitimleri hakkında bize kısa bir bilgiler yapılabilir mi? Merhaba, sağ olsun yayına katılmış. BOMAkademi.com'a girerse en detaylı bilgilere oradan ulaşabilir. Ama bir cümleyle ifade etmek gerekirse 2015 yılında kurduk ve 3000'e yakın kişiye sertifikalarını teslim ettik. Performans sürüş eğitimi, defansif sürüş eğitimi, kar ve buz sürüş eğitimi ve motor sporları eğitimi gibi 4 ana dalda eğitim veriyoruz. Bunlardan en yaygını performans sürüş eğitimi, körfez yarış pistinde veriliyor. Her türlü katılımcıya açık. Tamamen BOM Akademi'nin kendi otomobilleriyle bu eğitimler veriliyor ve ben de o eğitimlerde oluyorum. Bir şeyler öğretme çabamız kadar birlikte eğlenmek, hoşça vakit geçirmek de çabalarımızdan biri. O yüzden anlatmak olmaz, denemesi lazım diyorum. Bekliyorum. İbrahim Okey, WTCC'ye ilk gittiğin zaman o heyecanı hatırlıyorum. O otomobilinin yüklendiği, yola çıktığı an, işte İtalyan Lalla yapmış olduğunuz o anki işbirlikleri, işte galiba Roberto Ravaglia ile çalışıyordunuz o zamanlar. Evet, ondan
otomobilleri satın alıyorduk. BMW Team Italia. Evet. Ve önemli otomobillerdi onlar da. Yani çok geçmişi olan otomobillerdi. İyi kişilerin kullanan otomobillerdi. Peki. Şimdi benim merak ettiğim soru İbrahim. Oraya gittin. İlk yarış hangisiydi? Yanlış hatırlamıyorsam Brezilya mıydı? Curitiba mıydı? Brezilya. Curitiba. Evet, Curitiba. Curitiba'nın da bir özelliği Augusto Farfus WTC yarışı. Onun memleketi. Aynı zamanda futbolcu Alex vardı. Alex de Souza. Onun memleketi Curitiba. Peki oraya gidip ilk antrenman için yerleşmeye başladınız. İşte çadırlar kuruldu. Podoel yerleşti. Otomobiller indi. Sen dedin mi? Ya ben ne yapıyorum burada? Gerçekten söyledim. Bunu kurulurken vesaire hani bir söylemiş olabilirim ama piste çıkıp o isimlerin arkasında onları takip etmeye çalışarak gördüklerimden sonra hani 10 kere, 100 kere, 1000 kere söyledim. İnanılmaz bir ortamdı. Hakikaten hani televizyondan seyretmek, dışarıdan seyretmek ile olmuyor. Onlarla aynı pistte yarıştığınız zaman anlıyorsunuz. Hani bugün dünyada belli markaların fabrika pilotu olmak, dünya şampiyonu olmak, öyle otomobilin iyi takım var, çok parası var falan değil. Gerçekten bayağı bir özel bir yetenek, özel insan, özel sporcu olmanız gerektiriyor. O zaman da biliyorsun WTCC hakikaten dünyanın en zorlu serilerinden bir tanesiydi. Birçok fabrika markası en iyi pilotlarıyla orada şampiyonluk için kıran kırana mücadele ediyordu. Her markanın fabrika takımının 3-4 tane otomobili yarışıyordu. Tam bir arenaydı. Çok çok etkilenmiştim, çok şaşırmıştım. Yani bir virajı bu kadar hızlı nasıl dönebildiklerini, o hızlarda, o viraj içinde nasıl manevra yapabildiklerini hakikaten anlamakta çok zorlanmıştım. Ama onun dışında da en çok etkileyen şeylerden birisi o pistte birbirini parçalayan insanların pistten çıktığında son derece profesyonel bir şekilde hiçbir ego, hiçbir kavga, hiçbir tartışma yaşamadan el ele, omuz omuza son derece profesyonelce. Tabii ki stratejiler, mesafeler, belli akıl oyunları o zaman o düzeyde hep var. Fakat insani ilişkinin de standardı hep var. Hani örnek vermek gerekirse dediğim gibi daha kimseyi tanımam. İlk yarış Curitiba Augusto Farfus'un yaşadığı şehir. Yani ailesi orada yaşıyor ve babasının orada bir et dükkanı var. Evet. Bir restoran. Restoranı var. Bizzat Augusto Farfus herkesi tek tek biz dahil, ben dahil, tüm takımı restorana çağırdı ve biz de gittik. Her takım için bir masa ayrılmıştı. Kimi masada 5, kimi masada 10 kişi oturuyordu. Bütün kapamış restoran o gün, müşteri almıyor. Bütün gelenlere ücretsiz o gün yemek verdi. Yani bu hani son derece dostaneydi, son derece insaniydi. Kendisi bizzat eliyle servis yaptı. Yani şimdi tabii bunları yaşadığınız zaman o insanların yaptığı işe verdiği sevgiyi ve saygıyı da görüyorsunuz. Evet, piste olabilir. Piste işte agresif, terbiyesiz, sakar, tehlikeli ne derseniz deyin olarak yargılayabileceğimiz insanlar oradan çıktığında bambaşka insanlar oluyor. Hani senin bazen Tarkun ile ilgili yorumların olur. Hani böyle şeytan gibidir. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Sözünün arkasındaki anlamının ne olduğu belli olmaz dersin. Ama o profesyonelliğin arkasında bile hep bir insanlık, hep bir o camiaya verdiği önemi hissedersiniz. En çok da beni bu etkilemişti WTC'de. Çünkü şöyle bir şey var. Orada bir aile gibi oluyorsun ne olursa olsun. Yani bir yerlere hep beraber yolculuk ediyorsun. İşte Curitiba'dan Portekiz'e, oradan işte İspanya'ya, oradan şuraya, oradan buraya. Ve aynı zamanda o itiştiğin kişiyle belki bir sene sonra takım arkadaşı olacaksın. Aynen. Aynı podoku paylaşacaksın. Bu bilinçli olsun onların hepsi. Yani onlar tabii bir MotoGP, bir motosiklet yarışı gibi değil. Alınan riskler çok daha yüksek değil. Tabii ki riskli bir spor. Tabii ki riskli bir dal. Ama
Herkes şunu kabullenmiş durumda. Belki de bu yarışta bana bir şey olacak veyahut da birisine bir şey olacak ve ben onunla küs olmak istemiyorum. Bunun bir örneği vardı. Dani Pedrosa, Marco Simoncelli'nin elini sıkmaktan çıkmadı. Onu refüze etmişti ve ondan 6 ay sonra Marco Simoncelli öldü pistte ve Pedrosa bunun pişmanlığını her zaman dile getirdi. Tabii bu sohbetin içinde bunlar da olacak. Çünkü bunlar da bu sporun bir parçası. Evet, tehlikeli bir spor. Ama istisna onlar. Yani tabii ki ama hayat... Daha istisnai durumlar. Tabii ki. Hayatla alakalı bir şey. Çünkü hayatın yansıması gibi. Çünkü yarış bir hayat. Hayat da bir yarış. Yani biz bu hayatta bir yerle yetişmek için yarışıyoruz. Hep yarışıyoruz. Birileriyle yarışıyoruz. Ve sen de piste çıktığın zaman o kimlikten diğer kimliğe geçiyorsun. O kimlikle birlikte artık oradaki yarışlara katılıyorsun. Peki takım sorumlusu, takım patronu, takım direktörü İbrahim Okyay. 30 sene önce ELR 70 ile yarışan Pirelli tulumlu, o Pirelli tulumu da çok özeldir. O Pirelli'nin bir yana dağıtmıştı böyle kumaş, ama nasıl bir kumaş var, nereden çeksen elinde kalıyor falan. O tulumla i̇şçi yarışan, tulumu. İşçi tulumu aynen. O tulumla yarışan İbrahim Okyay'ı takıma alır mıydın şimdi? Ya aslında bu hakikaten güzel bir soru, manidar bir soru. Ben de ilk yarışmaya başladığım zaman hani ukalalık ya da yanlış yere gitmesin sözüm ama hani bir anda böyle bir şey olmuştu. Hani fark edilmişti. İnsanlar böyle bir çocuk geldi de çocuk çok hızlı gidiyor, çok yetenekli falan konuşmaya başlamıştı. O zaman 2-3 takım vardı ve her takımın geliyor sonuçta camia küçük ya da oradan buradan sorular geliyor bana. Hani takımın, birçok takımın beni takıma almayı düşündüğünü, bunu kendi içlerinde yöneticilerin konuştuğunu biliyorum. Fakat o kadar pervasız, o kadar laf dinlemez, o kadar sadece ve sadece hızlı gitmeye, daha hızlı gitmeye odaklanmıştım ki, sporun diğer hiçbir profesyonelliğiyle açıkçası ilgilenemiyordum. O yüzden çok riskli bir sporcuydum ve takımlar da bu yüzden beni ilk yıllarımda almadılar. Ben o zaman buna çok kızmıştım, bozuluyordum. Ya kardeşim nasıl sizin işte desteklediğiniz adamı bırak kendi adamınızı geçiyorum. Hani daha iyi arabayla yarışıyor, ben daha kötü arabayla sizin fabrika pilotunu geçiyorum ya da o zamanki takım pilotunu geçiyorum. Hani niye beni desteklemiyorsunuz gibi düşünüyordum. Anlam veremiyordum. Ama şu anda çok daha iyi anlıyorum onlara. Hani bugünkü takım yöneticisi İbrahim Okyay, 30 yıl önceki İbrahim Okyay'ı takıma alır mıydı? Büyük ihtimalle almazdı. Daha risksiz, daha kontrol edilebilir bir. Kimse vazgeçilmez değil çünkü. Daha risksiz bir seçim. Daha iyi bir alternatif arardı. Ne yazık ki sen bir cevabın da. Güzel, çok güzel. Daha risksiz. Mesela risksiz ben bunu mesela. Bana otomobili ver. Ben gayet her sözü dinlerim, her şey yaparım da işte problem şu, otomobile sığmıyorum ben. Haluk Ege, eski bir Caterham pilot olarak sormak istiyorum. Caterham şampiyonası... Abi, çok selamlar. Caterham şampiyonası yeniden olacak mı? Yeniden BOM'un gündemine gelecek mi? Biliyorsunuz son iki tane Caterham otomobiliniz vardı, BOM Akademi için alınmış ve hakikaten çok güzel 3 sezon geçirdik onunla, Caterham kupasıyla. Hatta işte eski Caterham kurtları, o deneyimli, tecrübeli süper pilotlar Haluk abi gibi ve genç yetenekler bir araya geldiler. Müthiş bir endurance yarışlar da yaptık. Müthiş bir 3 sezon geçirdik. Fakat o otomobiller artık miadını da doldurmuştu ve biraz da biz tabii ki BMW, Mini, Land Rover gibi Borsan Otomotiv'in markalarını temsil etmek istiyoruz. O yüzden 12 otomobilin 10 tanesini Fransa'ya sattık. Onlar şimdi Fransa'da yarışıyorlar. Gidip orada kendi otomobilini bulup, bu benim Körfez'de gazladığım otomobildi deyip orada yarışabilir. Ama bir BMW ya da Mini markasıyla özel bir kupa yapmayı çok istiyoruz. Bunu da detaylandırabiliriz ama burada ana problemimiz şu: BMW'nin müthiş otomobili var. 235 şu anda yeni kap otomobili formatında BMW'nin ürettiği otomobiller ama
Söylediğiniz o otomobillerin 235 380 beygir gücünde. Yani o otomobilleri getirip açıkçası Körfez pistinde, İzmir pistinde yarıştırmak otomobillere de yazık, onları kullanan insanlara da yazık ve aynı zamanda da riskli. Burada aman lafın yanlış anlaşılmasın. Körfez pistinin, İzmir pistinin işletmecilerinin ne kadar büyük emek verdiğini, federasyonun yeni tesisler için ne kadar büyük çaba gösterdiğini biliyorum. Ama ben tabii ki markamı ve sporcularımı düşünmek zorundayım. Biraz tesis bekliyoruz diyelim. Motorsporları genelde böyle sahne ışıklarının önünde pilotun olduğu bir spordur. Televizyonda hep pilot gözüküyor, işte pistten bahsediyorum, kopilot. Ki Rally kopilot da öyle aslında. Rally de hep işte Sebastian Loeb şampiyon oldu. Tek başına mı oldu lan bu adam? Hayır, yanında bir tane kopilotu var. Aynen. Yani onun sayesinde oldu. Daha doğrusu onun çok büyük katkılarıyla oldu. Tabii ki pilot her zaman ön plandadır. Pilot her zaman o ışıkların altında parlayan kişidir. Ama pilotun bir de o sahne arkasında, o bulutun arkasında kahramanlar vardır. Mekanik ekibi vardır. O mekanik ekibe güvenir. Sen o gridde dururken, direksiyonu beklerken bijonlarının sıkılı olduğundan emin olmak istersin. Veyahut da ayarların doğru yapıldığından emin olmak istersin. Bir takım şefin vardır. O takım şefinin sana dışarıda gözün kulağındır o senin orada. Telsizden onun sesini duyduğun zaman rahatlarsın. Ki burada Ahmet Köseleci oluyor. Ahmet Köseleci'ye de buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Herhalde seyretmiyor büyük ihtimalle. Seyretse kesin yazardı ama izlemiyor. Ahmet'e bunun hesabını daha sonra soracağım ben. Bu mekanik ekibin gerçekten büyük bir önemi var. Ve sen mekanik ekibi nasıl görüyorsun? Mekanik ekibi nasıl oluşturdun? Hangi kriterler seni onlarla çalışmaya itti? Bir kere yani bunu hep her cümlemde ifade etmeye çalışıyorum. Gerçekten bu iş bir takım oyunu. Hepimiz bu takımda iyi işleyen bir makinenin dişleriyiz. Herhangi birimizde bir problem olursa o makine sağlıklı çalışmaz ve her dişli kendi içinde aynı derecede değerli, aynı derecede önemli. Evet, pilot olarak siz direksiyonda otomobil içinde her zaman biraz ön planda oluyorsunuz ama o otomobil sorunlu bir otomobilse hani sizin ne kadar iyi bir pilot olduğunuz bir anlam ifade etmiyor. Ya da yöneticisi o hazırlık dönemini ya da yarışı kriz anında işleri doğru yönetemiyorsa otomobilinizde ne kadar iyi olursa olsun, sizde ne kadar iyi olursanız olun bir farkı yok. Fakat burada bir kere ben hani BOM'dan çok kısa bahsetmek istersem, Borusan Otomotiv Motorsport takımında ben müthiş bir takıma sahip olduğuma inanıyorum. Büyük gurur duyuyorum takımımızla. Burada sponsorlarımız da işin içine katarak her evresi takım elemanlarından her evresi de bunun bir parçası ve bütün bu arkadaşlarımı birlikte yarıştığım takım arkadaşlarımı, çünkü mekanik de benim için takım arkadaşıdır, takım menajerleri, lojistik sorumlusu da takım arkadaşıdır, hiçbir fark yok. Bütün hepsinin başından sonuna bunun parçası olmasını isterim. O yüzden takım içinde değişiklik beni çok mutlu etmez. Az, öz ama hep bir devamlılık içeren birliktelik tercih ederim. Hani bu benim sporcu olarak da profesyonel yönetici olarak da düşüncem budur. Çünkü o kadar çok iyi kötü an ve anı paylaşıyorsun ki her seferinde birbirini daha iyi tanıyıp birbirini daha iyi destekleyebiliyorsun. Bugün Recep Özaltın bizim mekanik şefimiz, sorumlumuz, yani işin mekanik kısmının başındaki kişi 16 yaşındaydı. Yani yaklaşık herhalde 20 küsur yıl oldu. İlk bana başka bir yerde çalışırken destek olmaya geldiğinde. Askere gitti geldi, evlendi, ikinci çocuğu oldu. Yani hepsi, bütün bunlarda ben onunla bu sporu ve hayatı paylaştım. Şimdi bunu ben İbrahim, hani lafını kesiyorum. Başka birisiyle yaşayamam. Kimi söylersen söyle. Bütün hepsi benim için böyle işte. Hüseyin abimiz lojistik sorumlusu. Aynı zamanda tır kullanan. Zaten kendisi hani 40 yıldır bu işlerin içinde bir insan. Ben onunla tıra atlayıp Portekiz'den gelmek zorundaydık. 2,5 gün içinde
Sportekiz yarışından çıktık. İstanbul Park'ta Türkiye Şampiyonası yarışı var. 2,5 günde gelmeniz lazım. Yurt dışında biliyorsun tır şoförü 4 saat kullanır, 45 dakika dinletilir. 4 saat daha kullanır, o zaman 8 saat yatıp uyuması lazım. 2 sürücü olmanız lazım. Biz hani birimiz uyurken birimiz kullanıyor, birimiz uyurken birimiz kullanıyor. Aynı tırın içinde 2,5 günde yani düşün, tır hareket ettiğinde ben podyumdan inmiş, daha tulumumu çıkarmamıştım. Öyle çıktık Portekiz'den ve İstanbul Park'a yarıştık. O kadar çok şey paylaşıyorsunuz ki artık o aile oluyorsunuz. O yüzden ben takım içindeki değişikliklerden son derece üzüntü duyuyorum ve bu ekibi dağıtmamak için her zaman çaba sarf ediyorum ki hani bizim ekipte de çok şanslıyız biliyorsun işte Elif Tanca, Lemi Tanca'nın yani Lemi abinin kızı. Hani aile olarak otomobil sporun içinden doğuma gelme. İşte Ahmet Köseleci zaten kendi bir yarışçı, bir pilot, oradan gelip işte spor otomobil üretme projesi, oradan motor spor. Yani bunlar aslında hepsi 20 yıllık belki 20 yılın üstünde 30 yıllık yani bir ömrün bir parçası kadar bu sporun içinde olan insanlar ve hepimiz bir araya gelip bir takım oluşturmuşuz. Hani ben hiçbirimizin bundan kolay vazgeçemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi araya girecektim ama giremedim orada. Çünkü çok güzel anlatıyordun. Zaten Recep'ten bahsettin. İşte Hüseyin Erbi'den bahsettin. İkisi de şu anda Boros Otomobil Motorspor'un Demirbaş Lisesi'nde işte otomobillerle beraber isimlere geçen isim. Yani ben kendim bildiğim bile o takımı olduğundan beri ikisi de birlikte hep takımın içindeydiler ve bir aile ötesinde gerçekten o yakınlık, o samimiyet, o güzel duyguları hissedebiliyorsun çıktığın zaman. Yani evet, ben İbrahim Okyay yarış öncesi pilotlar hep gergin. Ben hiçbir zaman İbrahim Okyay'ı gergin görmedim. İbrahim Okyay çünkü sırtını o iyi takıma dayamıştı. O kurulan çatıya dayamıştı ve piste çıkarken rahattı. Yani aklında soru işaretleri kalmadan piste çıkan bir pilot halindeydi. O yüzden çok gergin değildi belki de. Osman Işık sormuş. 15 Şubat 2006 tarihi İbrahim Okyay için ne ifade ediyor? 15.02.2006 tarihi. Hemen söyleyeyim. Osman'ın hatırlatması lazım. Bu arada yani Osman şu anda kendisi son 2 yıldır yarışlara katılıyor. Son derecede deneyim kazanıyor. İyi bir şekilde ilerliyor ama onun dışında profesyonel kendi mesleği icabı Borusan Otomotiv Motorsport'un da çözüm ortaklarından biri. O yüzden uzun süredir ondan bazı hizmetler de alıyoruz. Hani o da aslında takımın bir parçası. O yüzden öyle çok dışarıdan katılımcı gibi sorular sorup beni şeye sıkıştırmasın. Hemen cevabını ben sana söyleyeyim. İlk yarış arabası BMW'nin Roro'yla Türkiye'ye geldiği tarihmiş. Evet, doğru. Şimdi Bilal Çakar'ın bir sorusu var. Fiziksel hazırlıktan bahsedebilir mi? Ne gibi çalışmalar yapıyor? Sürüşe katkısı ne orandadır? Refleks antrenmanı gibi daha özel çalışmalar yapıyor mu? Ben söyleyeyim, İbrahim Okyay'ın yarış öncesi yaptığı antrenmanların başında o fotoğrafta attığı imzalar geliyor. Yani sağlı sollu attığı imzalar, o ödeme, bu ödeme, şunlar bunlar falan. Ya gerçekten çok önemli. Fiziksel kondisyonunuz iyi olması gerekir ama o oranda belki de daha çok zihinsel kondisyonunuz da iyi olması gerekir. Yani mental olarak hızlı olmanız gerekir. Dediğim gibi yani hayatımın her döneminde sporla hep iç içe oldum. Hani bir ucundan spor yapmaya çalıştım. Tabii ki işte spor salonuna gidiyorum. Özellikle yarış dönemlerinde biraz ağırlık yiyorum. İşte yürüyüş bandı, yürüyüşler gibi. Hani klasik yapabildiğim kadar. Tabii ki bir 20 yıl öncesi yaptığım kadar ağır bir antrenman programı yok. Ama elimden geldiğince dikkat ediyorum fiziksel kondisyonuma. Fakat daha da önemli olan, daha da dikkat ettiğim özel hayatıma dikkat ediyorum. Benim için özel hayattaki sakinlik, özel hayatın beni desteklemesi, mental olarak beni yarışlara hazırlaması, fiziksel olarak hazırlamasının bile daha çok önüne geçiyor. Çünkü o piste gittiğinizde arkanızda soru işareti kalmaması gerekiyor. Sonuçta 50 yaşında bir adamım, bir babayım, bir çocuğum var, bir ailem var.
ve onlara bakmakta yükümlüyüm, sorumluluklarım var. Fakat yarışa gittiğim zaman, hele düşünün geçen sene kaç hafta sonu var bir yılda, 52 hafta sonu mu var, 40 hafta sonu biz ya yarış pistinde ya BOM Akademi eğitiminde ya da benzer bir özel Borusan Otomotiv etkinliğinde görev almışız. Ben buraya giderken aklım evde kalırsa, sorumluluklarımda kalırsa kendimi tam anlamıyla yarışlara vermem mümkün olmuyor. Bu da açıkçası en başta eşimizle olan, eşimizin size verdiği destekle olan, mümkün olan bir durum. O yüzden buna çok önem gösteriyorum. Evimin her zaman sığınağım olmasına önem gösteriyorum. En iyi, en kaliteli zamanımı evde geçirmeyi düşünüyorum, istiyorum, yapıyorum ve bunun beni çok desteklediğini görüyorum. Bir de tabii ki yine eşim sayesinde yeme içme programıma çok dikkat ediyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Sonuçta aslında en iyi antrenman kim ne derse desin yarışın kendisi. Doğru. Ne kadar çok yarış yapabilir, ne kadar çok piste bir çıkarsanız o kadar zinde, ister refleks olarak, ister kas gücü olarak o kadar zinde oluyorsunuz. Spor salonuna gidin, istediğiniz kadar ağırlık kaldırın, yağ kas oranınızı arttırın, kilonuzu belli bir kiloda tutun falan filan. Hiçbiri kesinlikle o yarışta, o otomobilin içi çıkmış 60 derecelere siz konsantre olmuşsunuz dakikalarca, saatlerce kendi limitinizi sonuna kadar zorlamaktasınız. O antrenmanın yerini tutmuyor. O yüzden ben de işte 28 yıldır, 29 yıldır ara vermememin belki de en önemli nedeni o. Ara verdiğim an çok büyük düşüş yaşayacağımı hissediyorum. Peki senin pilot olarak gelecekteki hedeflerin nelerdir? Zaten az önce kendin söyledin, 50 yaşına girdin. Bu spor için artık yeter, yeter artık ben bırakıyorum diyecek misin? Yani bu istediğinden dolayı değil, bak kesinlikle. Ama sormak zorundayım bu soruyu. Bilmem, sence demeli miyim? Önce sana sorayım. Yani gençlere artık bir yere bırakman lazım. Yiğit, elbette 5 ya da 10 yıl önce olduğum kadar hızlı olmadığımı, performansımın yukarıya doğru gitmediğini gayet iyi biliyorum. Takımın başarısını, standardını, Borusan Otomotiv Motorsport'un standardını aşağıya çektiğimi hissettiğim an yarışmayı bırakmam. Ama Borusan Otomotiv Motorsport pilotu olarak yarışmayı bırakırım. Hani bu benim için bir çizgi. Yarışmak dediğim gibi bu benim hayatımın bir parçası. Mümkün olduğu kadar, mümkünse ölene kadar yarışmak isterim. Bu benim tutkum. Ama Borusan Otomotiv Motorsport pilotu olarak yarışmayı ara vermeli miyim? Bunun sonuna mı geldim? Evet, böyle olmalı. Takımda sırasıyla işte Kaan Gürgenç, Aytaç Biter ve yaş itibariyle bakarsan şu anda da sıra bende. Alttan gelen de çok iyi pilotlar var. İşte Yağız Gedik zaten yıllardır, Cem Büyükbaşı, Genç Yetenek Projesi. Ama bu taraftan da yani bu sene 2019'da 244. startımı almışım. Türkiye'de 10. şampiyonluğumu elde etmişim. GT4 European Series'te podyuma çıkmışım. Yani hani henüz endişe edecek bir durumda yok gibi. Dediğim gibi bakacağız. BOM yarışmak dışında BOM Akademi, BOM Kartik'i, BOM E-Team'i kurdu. Şimdi özellikle bu son dönemde patlayan bu e-spor, yani sanal yarışlar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü daha önce yayının başında söylediğim gibi 3 sene önce BOM E-Team kuruldu. Elif Tanca'nın katkılarıyla ve çok yoğun çalışmasıyla ve Borusan Otomotiv de buna destek verdi, inandı. O zamanlar şimdiki gibi bu kadar çok şampiyona ıvır zıvır yoktu. Biraz da BOM eğitimden bahsedelim. Gönül ister ki şu anda Elif'i de yayına alabilelim. Belki katılmak isterse, kendisi ben WhatsApp'tan yazsın bana, katılmak isterse onu da yayına alabiliriz. Ama önce bir senden dinleyelim. Senin gözünde BOM eğitimi nerede ve nerede olmasını istiyorsun? Hedefe ulaşabildi mi?
Şimdi bir kere bomb eğitim derken buna ben Borusan Otomotiv Motorsport'un yarışmak dışındaki diğer projeler olarak bakıyorum. Hı hı. Çünkü Borusan Otomotiv Motorsport sadece yarış pistlerinde yarışmak dışında da birçok şeyi yapıyor. Hı hı. Bence yapması da lazım. Çünkü Borusan Otomotiv bize çok ciddi bir bütçe veriyor. Ve bu bütçeler, harcanan bu kadar para, verilen bu kadar emek ve kazanılan bu kadar deneyim, dünyanın her yerine gidiyorsunuz. Türkiye'de herhalde başka bir takım bu şansı yakalamamıştır. Biz Brezilya'ya da gittik, Meksika'ya da gittik, Çin'e de, Macao'ya da, Avrupa'da gitmediğimiz bir ülke kalmadı. O kadar çok şey öğreniyorsunuz ki bunu paylaşmanız gerekiyor. Bu nedenle 2015'te BOM Akademi'yi kurduk. Ki BOM Akademi'nin proje sorumlusu da Ahmet Köseleci'dir. Ve işte biraz önce de bahsettiğimiz defansif sürüş eğitimi, performans sürüş eğitimi, motor sporları ve her yıl Şubat ayında Kars'ta dolmuş gözünde üzerinde gerçekleştirdiğimiz ki ülkemiz için bu hani bir ilktir, tektir. Evet. Kar ve bu sürüş eğitimi gibi son derece iddialı, son derece uygulama şekliyle Türkiye'deki örneklerinden farklı, yüksek standartta bir eğitim programımız var. Bu bizim tüm katılımcılar ile paylaştığımız, tüm deneyimlerimizi orada aktardığımız, çünkü biz bunu outsource etmiyoruz. BOM Akademi'ye geldiğimizde benim yanıma, Ahmet'in yanına ya da Borusan Otomotiv sürüş eğitmeni Hakan Değerli'nin yanına, yani takımın parçası olan insanların yanına oturup ya da onlar sizin yanınıza oturup otomobil kullanıyorsunuz birlikte. Ondan sonra BOM eğitim. BOM eğitim Türkiye'de tamam elektronik sporlar dünyada çok konuşuluyor, ediliyor. Türkiye'de özellikle bu yeni dönemde tüm kurumlar bir anda herkes kendi ilgi alanıyla otomobil kısmı, otomobil simülasyonuyla vesaire turnuvalar düzenlemekten konuşmaya başladı, gerçekleştirmeye başladı ama biz bunu 3 yıl önce hayata geçirdik. Ki oradaki vizyon aslında hani doğruyu söylemek gerekirse ki o projenin proje sorumlusu da Elif Tanca'dır. Ama projenin babası aslında Borusan Otomotiv CEO'su İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'tir. Onun öngörüsü, vizyonudur. 3 sene önce başladık. BOM E-Team'i aslında ben biraz sana bile bırakmak isterim. Çünkü hani biliyorsun E-Team projesinin ilk günden beri bunun bir parçasısın. Duayen bir sunucu, yorumcu olarak. Biliyorsun ilk yarışımızdan itibaren sen canlı yayında yarışları anlattın. Hani olaya en az benim kadar hakimsin. Belki benden daha çok hakimsin. Çünkü hani seni sim reis olarak da ben görüyorum. İbrahim geçiyorum bu arada. İbrahim geçiyorum. Doğrudur. Bilgisayarda evet. Bilgisayarda geçiyorum. Ama çalışıyorum. Dikkat et, orada da bir sürprize karşılaşabilirsin. İnşallah. Neyse, yani eğitim aslında beni de çok etkiledi. Müthiş bir toplulukla, insanlarla tanıştım. Biliyorsun biz sanadan gerçeğe giden mottoyu gerçekten uygulamaya çalışıyoruz. Bu eğitim GT şampiyonasına katılanlar, 25 kişisi sene sonu bizimle piste çıkıyorlar. Orada yüz yüze tanışıyoruz. Onların içinden seçtiğimiz başarılı olanları uluslararası e-spor yarışlarına gönderiyoruz ve yine seçtiğimiz bir kişiyi sanaldan gerçeğe Türkiye Pist Şampiyonası'na yarıştırıyoruz ki hani herhangi bir otomobille yarıştırmıyoruz. Benim kullandığım Türkiye Şampiyonası'na geçen sene şampiyon olduğum Türkiye'nin en iddialı otomobili, yarış otomobili sayılabilecek BMW Z4 GT3'te Tuzla Gündaş BOM E-Team finalisti yarıştı. Hatta iki yarışta kazandı. Yani çok etkileyici ve benim için de bambaşka yepyeni bir sayfa. Bununla da kalmıyoruz. Bir BOM Karting projemiz var. Aslında onu da bir ara anlatmak isterim. Tabii ki. Yani BOM E-Team'i dediğim gibi ya Elif'ten bir dinlemek lazım ya da sen biraz anlatabilirsin. Daha objektif yorum yapabilirsin çünkü. Ben olaya tabii ki şimdi bir kuruluş var, çok güzel bir yapı var, güzel bir altyapı var ve bu altyapıyı da
anlatılırken kesinlikle Alişan Fidan'ın da adını anmamız gerekiyor. Onun da ne kadar bu konuya hakim olduğunu ve bu konuda nasıl yoğun çalıştığını çok iyi gördüm, şahit oldum ama ben tabii olayın sportif tarafına bakacağım. Yani sanal dünyaya çok alışığım, multiplayer'a çok alışığım, yani çok oyunculu sisteme alışığım yıllardan beri. İnsanların sanal ortama geldikleri zaman zaten bu sanal ortam, ya bunu ciddiye almaya gerek yok dediği zamanlar olmuştu çok uzun zaman önce. Yani orada aslında hep Cem Yılmaz, hep bir nickname'sin, hep bir takma isimsin. Evinde işte belki 10 yaşında bir çocuk ama çok iddialı isimlerle oraya geliyor, bir şeyler yapıyordu. Fakat BOM A-Team'e geldiğimiz zaman, BOM A-Team yarışlarına baktığımız zaman herkes çok ama bak bunun üzerine özellikle basarak söylüyorum, çok ufak istisnalar haricinde herkes gerçek bir yarışmış gibi, restart tuşu olmayan bir yarışmış gibi mücadele ediyordu. Ya ben orada mısın yoksa daldın mı? Hayır. Tamam. Yok, bir an kesildi zannettim. Bilmiyorum çünkü benim de ekleyecek birkaç şeyim var. Söylediklerim çok önemli. Hakikaten ben de dikkatli dinliyorum sözlerinden bir şeyler öğrenmek için. Yok, bir an koptu zannettim bağlantı. Oraya gelen insanlar hepsi yarış sıralama turu sonrasında birbirine bol şans dilediler. Yarış sonrasında biri birine çarptıysa, ki bu çok normal, olabilen bir şey. Gerçek hayatta da oluyor zaten biliyorsunuz. Özür diledi. Daha sonra işte incelemeler sonrasında iyi niyetli mi kötü niyetli mi olduğu görüldü ama çoğu karar kötü niyetli olmadığı yönündeydi insanların yaptığı hareketlerin. Çünkü fren kaçırabilirsin, çizgiyi kaçırabilirsin. O an işte atak yaparsan o atak tutmaz. Ama herkes gerçekten çok ama çok olgun ve o şampiyona yakışır bir şekilde yarışıyorlardı. Ben şuradan biliyorum. Gran Turismo oyununda daha önceki yıllarda, ki siz Assetto Corsa kullanıyorsunuz. İşte benim çok yakın arkadaşım, sen de iyi tanıyorsun, Metin Türkcan. Çok meraklı sanal ortam yarışlarına. Evet, ve Metin'e selamlar buradan. Gran Turismo zamanında hep en büyük şikayeti şuydu: gerçekten düzgün yarışacak birisini bulamıyorum. Ve belli başlı adamlarla tanışıp onlarla bir komünite oluşturup yarışıyorlardı ve onu yapıyorlardı. Fakat BOM eğitime katılanlar herkes çok saygılı, çok düzgün, olması gerektiği gibi gerçek bir yarış pilotuymuş gibi yarıştılar. Ve ben bunu gerçekten çok sevdim. Yarışı anlatırken, yarışı sunarken, yarışı heyecanla yaşarken, antrenmanları izlerken, sıralama turlarını izlerken. O yüzden bunun aslında BOM eğitimin kurumsal yapısının getirdiği bir baskı değil. Bu insanların BOM eğitimde oldukları için bunu bir modifiye ettiklerini düşünüyorum. Belki ilk yarışta bir kaza olduysa adam şöyle dedi, ya ben çok ciddi bir yerdeyim artık, ben çok önemli bir yerdeyim artık, o yüzden ben buraya yakışır bir şekilde olmalıyım. Bu yapıyı kurduğunuz ve bu yapıyı default, yani değişmez bir hale getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. O yüzden oradan çıkan pilotların hepsi, ki Tunca gerçekten hani benim tanıdığım en ama en tatlı insanlardan bir tanesi ve onun iki tanıdığım ve İzmir yarışında da yanında olma şansını buldum. Ülkü Park'ta yarışı sunarken ve inan bana o gerçek yarışını sunarken Tunca'nın hep aklımda o Sin'deki yarışı, sanal yarışını sunduğum çocuk geliyordu. Ve o çocuk evindeki monitörün karşısından çıkıp gerçek bir Z4 GT3 yarış otomobilinde vites değiştiriyordu, gaza basıyordu ve o pistte birincilik elde etti. Çok konuştum ya. Yo, çok iyi, teşekkür ederim. Çok değerli yorumlar bunlar benim için. Ama burada hani şunu belirtmek, şunu paylaşmak isterim. Bir kere Borusan Otomotiv Motorsport'un mottosunda bu var. Biz hiçbir zaman işimizi başkasına yaptırmadık. Hiçbir işimizin kolayına kaçmadık. Her zaman işin mutfağında olduk ve işi kendimiz yaptık. Bu yarışırken de böyleydi. Akademide de böyle, A-Team'de de böyle. Biz BOM A-Team'i kurmaya karar verdiğimizde, işte BOM A-Team proje sorumlusu Elif Tanca başta olmak üzere. Ben bu lafı kesiyorum, kusura bakma ama Elif'i yayına alalım mı? Sen okey dersen Elif'i yayına alacağım. Tabii ki memnuniyetle. Tamam, ben şu an onunla yazışıyorum da. Tamam, dediğim gibi oturduk ve tartıştık. Dedik ki,
bir çözüm ortağı bulabiliriz. Sonuçta Türkiye'de birkaç tane bu tür özel organizasyonlar yapan belli bir deneyim elde etmiş, 10 derece düzgün, işlerini de iyi yapan çözüm ortağı olurlar, hizmet alabiliriz ve işte o standartta devam ederdik. Sonra dedik ki hayır, biz bir e-spor yapmak için yapmıyoruz bunu. Biz e-sporla Borusan Otomotiv Motor Sport'u, yani gerçek yarışla, gerçek takımla, o takımın ruhuyla e-spor sporcularını bir araya getirmek istiyoruz dedik. Onun için de bir takım kurduk. Bu takımdaki, hani biraz önce sen de söyledin, Ali Şanfidan, Erdem Ertan, sen, hepimiz her tarafında, yani sunarken de gerçek bir yarış sunar gibi sunuldu bu iş. Yarış sonunda itirazlar, gerçek bir yarış olduğunda değerlendirilir gibi Ahmet Köseleci, ben, diğer işte Levent, Aytaç, Fatih kim varsa gece 2'lere kadar defaten sanki kendimize ceza verecek kadar dikkat ederek değerlendirdik. Hatta hatta şu bile var, biliyorsun finalistler geliyor Körfez pistinde eğitim alıyorlar. O eğitimden 4 kişi seçiyoruz bomb eğitim pilotu olarak. Kurallarımız da şu yazar: en hızlı olan 4 kişiyi seçmeyeceğiz. Bu 25 kişi içinden bizim takımımızın bir parçasına olacağına inandığımız 4 kişiyi seçeceğiz. Ve çoğu zaman da en hızlısını seçmedik. Bu hep bunlar aslında hani birlikte oluşturduğumuz vizyonla alakalı, ki şu anda sevgili Elif'i de karşımda görüyorum. O da yayına katıldı. Onun bebeği biraz oldu bu eğitim. Pandemide herkes evinde bir çeşit dinlenirken, yatarken ya da en azından iş yoğunluğu azalırken, takımda en çok iş yoğunluğu artan kişi de Elif oldu. Durmadan çok aktif, çok talep geldi çünkü. Turnuvalar düzenliyor. Hatta belki ne kadarını açıklamak ister. Hani bomb eğitimin uluslararası noktada geldiği, kısa süre sonra açıklayacağımız bazı ilişkiler var ki, hani bu bile herhalde Türkiye'nin bir 10 yıl, şu anki konumunun bir 10 yıl ilerisinde olacak. Dediğim gibi tekrar sevgili Elif'e biraz söz vereyim ben. Dur, korkma. Dur korkma. Kapalı daha mikrofonu, daha dur. Şimdi benim şey söylemem lazım. Senin söylediğin bir şey eklemek istiyorum. Bu sunumu yaparken, bu seçimi yaparken daha doğrusu. Limit Anca'ya ben sormuştum zamanında. Volkan ve Nejat'ı takım aldığı zaman, hani hızlı pilotlar hayır dedi. Ben bir pilotun direksiyon tutması kadar çatal bıçağı nasıl tuttuğuna da bakarım. Bu çok önemli bir şeydi. Yani o vizyon çok önemliydi. Yani evet, Volkan da hızlıydı, Nejat da hızlıydı ama o dönem... Tamam, demek ki ben 92'de çatal bıçak tutmayı biliyormuşum. Demek. İşte ben sana dedim, ben sana onu öğretemedim işte. Ve şimdi de karşımızda, sesini açıyorum. Kendisini... Eyvah eyvah. Eyvah, hakikaten eyvah eyvah. biraz daha ön plana çıkartıyorum. İşte karşımızda Elif Tanca, Bomb Eğitim Projesi'nin patroniçesi diyebilir miyiz kendisi için? Ama estağfurullah, işte estağfurullah. Patroniçe demek biraz fazla olur ama hani her şeyi, annesi diyelim. Peki, okey. Bunu kabul edebilirim. Çünkü gerçekten o takımdaki bütün çocuklar benim... Ablası diyelim de. Evet, ablası diyelim. Çaktırmayın. Neyse, yani 92'de galiba İbrahim'i babam takımı almamış ama o beni takımına aldığı için çok teşekkür ediyorum. Olduğum yerden çok mutluyum gerçekten. Hani hashtag I love my job, beni takip edenler bilirler. Bomeyetim projesine geldiğimiz zaman, çünkü bana hani böyle çok açık alan bırakma istersen Yiğit'cim, biliyorsun çok dizgin elime verme benim. Bomeyetim projesi konusunda gerçekten çok duygusallaşabilirim. Çok da güzel takdim ettiniz beni. Sağ olun, hafif şöyle şuradan. Bu şöyle gerçekleşti aslında. 2018'de takımı kurduk ama biz bunun çalışmalarına 2017'den itibaren, hatta 2'den öncesinden itibaren başlamıştık tabii ki. Fakat
takımın kurulması anı yaklaştığı zaman İbrahim bana bu senin projen olsun Elif diye verdi. Ve benim o ana kadar sanal dünyayla, yarışlarla hiç alakam yoktu. Ama tabii ki bir organizasyon bilgim, becerime güvenerek herhalde bunu bana teslim etti diye düşünüyorum. O günkü bakışımla bugünkü arasında çok büyük fark var. Gerçekten sporu, bir kere bu sporu seven bir insan olarak kartinge paralel bu işin anaokulu olmuş bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ve bu projeyi yönetiyor olmaktan tabii ki takım direktörümle beraber bu projeyi yönetiyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. İşin arkasında, mutfağında o kadar çok şey dönüyor ki bunun gerçek hayata ne kadar büyük faydası olan bir yapı olduğunu ve oyun olmadığını, simülasyon olduğunu, yani pilotların o uçakları devralmadan önce geçtikleri eğitime benzeyen bir eğitim gibi olduğunu aslında hedefi gerçekte yarışmak olanlar için görebiliyoruz ve organizasyonumuzdan bahsetmemi istersen bilmiyorum. Tabii ki isteyeceğim Elif'ciğim. Ama çok güzel bir soru gelmiş. Ben bu soruyu sana özellikle yakalanırken sormak istiyorum. Bilal Çakar demiş ki yıllardır sim racing ve motorsporu takip ediyorum. Bon eğitimi bugün duydum. Acaba biraz daha tanıtma mı ihtiyacı var bu organizasyona? Hadi biraz da çuvaldızı batalım kendimize. Çok güzel bir soru. Hayır hiç çuvaldız falan değil. Çok güzel, çok doğru, çok yerinde bir soru. Ama şunu unutmamak lazım. Biz Borusan Otomotiv Motorsport'uz. İlk başta bir gerçek yarış takımıyız. Ve ben de asli görev olarak Borusan Otomotiv Motorsport'un takım koordinatörüyüm ve yaptığım işe çok gurur duyuyorum. Az önce İbrahim Bey'in de bahsettiği gibi BOM Akademi 2015 senesinde doğan ve 2018'de doğan BOM E-Team bizim spora farklı şekillerde de katkıda bulunabilmek için meydana getirdiğimiz projeler. Dolayısıyla bizim asli işimiz bu değil. Çok severek yapıyoruz. Keşke daha çok vaktimiz olsa, daha çok şey yapabilsek. Projeler aklımızda sıra sıra yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla konunun tanıtımı da o yapılan projelerle alakalı ve paraleldir diye düşünüyorum ama evet, o eleştiriyi rahatlıkla kabul edebilirim açıkçası. O zaman hemen şunu yapalım. Hemen şunu yapalım Elif'ciğim. Hazır sen de buradayken yayımızın başında dedik ki bir sorumuz olacak. Artık o soruyu sorabiliriz. Yanıtı almak için bekliyoruz. Bu soruyu doğru cevap veren bir kişi BOM şapkası kazanacak. Borusan Otomotiv Motorspor şapkasını kazanacak. Evet, sorumuz geliyor. Borusan Otomotiv Motorspor E-Team, yani BOM E-Team hangi yılda kuruldu? Hangi yılda kuruldu? Bu sorunun cevabını ilk yazan kişi şapkayı alacak. Sen çok iyi bir insansın. Niye? Son 5 dakikada 3 kere söyledik, inşallah biraz tamam. Dikkatli dinlemişlerdir. Bakalım, yani dikkatli dinlediler mi göreceğiz şu an. İlk yazan kişi şapkayı kazanacak. İbrahim Okya yazdı. Hayat değil tabii ki. Şimdi İbrahim Okya'nın kafasında o kuruluş tarihi biraz karışıyor bile olabilir açıkçası. 16'da bahsettik işte biraz bu konudan. Haluk Ege. Evet. Falan. Haluk'taki tarihler karışabilir. Haluk Ege şapkayı kaptı. 2018 diyerek Haluk Ege şapkayı kapan isim oldu. Koleksiyonunda bir parça olarak sevgili Haluk Ege'nin. Evet, Haluk Ege lütfen İbrahim Okya'yla veyahut da Elif Hanım'a temas geçerseniz size şapkayı yollayacaklar. Ödemeli yollayın bari. Gayet kolay. Ödemeli yollayın. Ben uluslararası yarışlarımızdan bahsetmemi istiyordunuz sanırım. Evet, ondan da çok istiyorum. Çok istiyorum. Özellikle tamam. Çünkü şunu biliyorum. GT4 şampiyonasına gittiğiniz pistlerde aynı pistte bir sanal şampiyonu yapıyor. Yani sizi oraya gerçek pilotları götürürken sim pilotlar da sizinle beraber o piste gelip o pistin binasında o yarışı yapıyor. Yani çok önemli bir şey. Aynı yerdesin, bu yarışı yapıyorsun. Onu dinlemek istiyorum. Evet, bir kere bizim çok gurur duyduğumuz bir durumdu. Biz GT4 European Series'de, SRO'nun organize ettiği GT4 European Series'de zaten takım olarak yarışıyorduk.
daha sonra SRO'da e-sporlara girmeye ve bu konuda bir şampiyona düzenlemeye karar verdiği zaman biz zaten o şampiyonanın reelinde yarışan bir takım olarak yakınlarındaydık. Bombay Team de henüz bir sene önce kurulmuştu ve dikkatlerini çekmişti. Çünkü işte ortak payda Assetto Corsa platformu üzerinden yarışıyoruz vesaire. Ve bizi SRO'nun sanal şampiyonasına davet ettiler. Çok büyük bir şeref. Çünkü dünya çapında takımlar ve pilotlar yarışıyor. Ve on-site yarışlarda, ki burada özellikle iki şampiyonun birbirine paralel gitmesi kurgusu üzerindeydi. Ve bizim Monza yarışında Bomey Team için seçmiş olduğumuz pilotumuz Batuhan Ünlü geldi. Paul Ricard'da Mertcan Solak geldi. Nürburgring'e Ufuk Baba gitti. Gitti diyorum, o yarışa gidememiştim çünkü. Ve ben de. Gerçekten ben de gidemedim o yarışa. Giden yolda gerçekten böyle bir ilginç, güzel çocuklar, yani çocuklar için, pilotlarımız için unutulmaz anılar teşkil eden seyahatler oldu. Orada uluslararası bir şampiyonada ülkemizi ve takımımızı temsil ettiler. Aynı gerçek takımdaki abileri gibi. Bizim için şeref veren bir durumdu. Ve bu sene de aynı şey devam ediyor. Şimdi az önce İbrahim de söylüyordu. Dünya sanalda dönüyor şu aralar. Ve biz de yine Bomey Team olarak ikinci kez SRO'nun uluslararası şampiyonasına davet edildik. Bu sefer kategorizasyon biraz farklı. Gerçek pilotları da yarıştırabilmek için bir pro kategori açtılar. Hı hı. Ve bu sene SRO'nun organizasyonunda gerçek profesyonel yarış pilotları yarışıyor. Sanal taraf için, sim racers için silver kategoriyi açtılar ve dolayısıyla biz de silver kategoride davet edildik. Çok fazla kayıt vardı. Eleme yapıldı. BM'ye ayrılan 4 koltuk vardı. 4 koltuğun 3'ünü bizim takımımız kazandı. Ve buradan o başarıyı gösteren arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Onları tekrar tebrik ediyorum. Bütün şampiyonada bizim adımıza yarışacaklar. Mertcan Solak, Furkan Özcan, Ufuk Baba. Çok teşekkür ederim. Başka şeyler de var ama çok konuştum. Yok, çok konuşmadın. Ama artık yavaş yavaş biz de kapatacağız. Evet. Çünkü İbrahim'in okusu gelmeye başladı. Artık dedi ki 50 yaşında diye. Onu azıcık dinlendirmek için sen evet. Bir araya aldım. Evet, öyle yaptım. Tamam. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Ama konusunda son bir şey söyleyeceğim. Bu konuda uluslararası çapta çok önemli gelişmeler evet olmak üzere bizim için. Çok güzel sürprizlerimiz olacak yakında ama şu anda maalesef daha fazlası yok ama ben bile bilmiyorum daha. Sen bile evet. Evet. Elifciğim, ben sana şunu söylemek istiyorum. Bu pandemi günlerinde güvende kal, evinde kal, ailenle kal. Çok selamlarımı iletiyorum ailene. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Her şey bitsin. Çünkü çok özlediğim bir şey var, seninle yolculuk yapmak. Çünkü seninle yolculuk yapmak inanılmaz eğlenceli, inanılmaz keyifli. Gerçi dönüşümüzde İbrahim'i çok böyle nasıl diyeyim, müziklerimizle yormuştuk ama İbrahim seviyor. Rock müzik seviyor İbrahim, onu da biliyorum. Gerçekten şunu hemen söyleyelim. Her şey... Bir Asterix, Obelix durumu var ya bizde. aynen. Her şey bitsin, her şey normale dönsün, yeniden yolculuk yapalım, yeniden yarışa gidelim. Belki bu sefer bir kişi fazla, bir kişi fazla bir yerimiz olursa bir kişi fazla götürürüz yanımızda, onu söyleyeyim. Elifciğim, görüşürüz. Sana veda ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol bu şansı, bu fırsatı bana verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. O zaman hoşça kal. Sen mi çıkacaksın, ben mi çıkartayım? Ben elim gitmez, sen çıkar. Sen kendin çık. Bye. Evet sevgili İbrahim, gerçekten çok güzel bir konuşma oldu, çok güzel bir sohbet oldu. Sana sormak istediğim sorular vardı, izleyicilerle paylaşmak istediğim sorular vardı. Öncelikle bir yorum geldi Haluk Bey'den. Borusan BMW Şapkam Golf Körfezi'nde balık avlarken denize uçmuştu, çok üzülmüştüm. Yenisi teşekkür ediyorum. Yeni şapkası da hayırlı olsun Haluk Bey'e. Şimdi
Süper. İbrahim, artık yavaş yavaş kapatacağız. Saat 11 yaklaşıyor. Çok biz 2 saat yaklaşıyoruz neredeyse. Ben doyamadım. 2 saat olmuş. Ben doyamadım. Ve izleyenler de şu anda eminim ki onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Ama bunun tekrarı, yani daha doğrusu bu video kalacak. Belki ileride daha başka konularda yine konuşuruz. Yine gelişme olur. Her şey düzelir. Belki yarışlardan sonra yarış değerlendirmeleri yaparız seninle birlikte. Peki BOM'un gelecekteki hedefleri nedir? Son sorum da bu olsun sana. İyi, hakikaten dediğin gibi keyifle seninle zaten sabaha kadar sohbet ederiz. Her zaman bir arada olmaktan büyük keyif alıyoruz. Seninle sohbet etmenin benim için ayrı önemi var. Çünkü ansiklopedi gibisin bu sporda. Hakikaten her zaman bir şeyler öğreniyorum senden. Bu da benim için değerli. Borusan Otomotiv Motorsport'un gelecekteki hedefleri derken şunu diyebilirim. Aslında en çok yapmak istediğimiz şey, dediğim gibi işin mutfağında bir takım olarak dışarıdan hizmet almadan istediğimiz dünyanın neresinde olursa olsun istediğimiz şampiyonaya gidip orada belli bir standartta yarışabilip gerek sporcusuyla gerek teknik ekibiyle takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. Bugün her şeyi de kendi olan ekibi, ekipmanı, organizasyonu, kendisi olan takım olarak WWE Series gibi oldukça iddialı serilere gittik, yarıştık. Ve işte belli dereceler aldık, podyumlar gördük, yarışlar kazandık, kaybettik. Ama içinde şu var, bunu gerçekten yapmak isterim. Borusan Otomotiv Motorsport'un WEC'e katılmasını isterim. Yani dünya dayanıklılık şampiyonasına. Ama burada otomobili kullanacak olan pilotların şu andaki BOM Genç Yetenek Projesi'nin belki de en önemli adımı uzantısı olan BOM Karting takımından gelen pilotlarla orada start almasını isterim. İşte o pilotlar Formula 1'e de gider, ülkemizi dünyanın her yerinde de temsil eder, dünya şampiyonu da olur. Biz Borusan Otomotiv Motorsport olarak bu sene, yani 2020'de başlatacağımız, aslında başlattık takım, bu sene 3 kadın sporcudan oluşuyor. İsimleri, cisimleri, oto, her şeyi belli. Ama ne yazık ki pandemi sebebiyle bu tanıtımı yapmayı ötelemek zorunda kaldık. Programlarımızla 2020'de yarışmaya başlayacağız. Ve 2020'nin sonunda da 7-12 yaş arası isteyen herkesin katılabileceği seçmelerle BOM Karting takımına bu herkese açık olan seçmeden mini kategoriyi pilot seçeceğiz. Hı hı. Ve sonra onları eğitip işte Borusan Otomotiv Motorsport'un pilotu yapmak hedefindeyiz. O pilotlarla ben Borusan Otomotiv Motorsport'u WEC'e götürüp orada bir Türk takımı olarak başarılı olursam misyonumu bir noktada tamamlamış olurum demek içimden gelmiyor. Ama içim çok rahat eder. Böyle bir hedefim var. Öncelikle biliyorsun Le Mans'ta WEC'in bir parçası. Tamam, anladım. Gideceğiz beraber değil mi? Hep gidiyoruz zaten. Seni geçen sene geçen sene öyle bir hayalimiz vardı ama işte yayına denk geldiği için gelememiştim. Galiba Nürburgring'e gidecektik beraber ama olmadı. Çünkü benim yayın yoğunluğu vardı o dönem, o hafta sonu. İbrahim, çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için programımıza. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkürler. Bundan sonra yarın akşam EOS 35 ile bir canlı yayınımız var. O da bu 4 Rally 2.0 ile alakalı, onlar yaptığı şampiyonla alakalı. Önümüzdeki hafta çok sürpriz bir isimle bir canlı yayınımız olacak. Onu da hafta içinde Top Speed Channel Türkiye'yi takip edenler görebilecekler. Instagram üzerinden Top Speed alt çizgi channel yine takip etmek isterseniz. Evet, artık yavaş yavaş kapatıyoruz. İbrahim'ciğim, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hoşça kal. Ses geç geldi galiba, evet.
Görüşürüz. Herkese iyi geceler diyorum efendim. Hoşçakalınız. Tatlı rüyalar. İyi geceler.